hayvan gibi yatmış yine. Tester abi. Evet. Dengesiz misin? Aşığım. Bana mı? Hayır. Lan gece gece ne yapıyorsun o zaman yatak odamda? Bir aşağı gel de anlatayım. Bir şartla gelirim. Ne şartı? Lan şu telefonu kapat. Tester abi. Efendim? Gecenin bir yarısı salonda bakışalım diye uyandırmadın değil mi beni? Yok. Aşık olduğum için uyandırdım. Tamam orasını anladım zaten, orada sıkıntı yok. Ama kızın ailesi biraz sıkıntılı. Sanki sen çok normalsin ya. Efendim? Ya diyorum ki korkmana gerek yok. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Gideriz tepe tepe isteriz. Sanki kızın ailesi katil ha. Evet gençler. Niçin gelmiştiniz? Adamlar katil çıktı ya lan. Neyse abi şey. Biz kızınızı arkadaşım testere istemeye gelmiştik de. Kim dedi? Benim ne haberim yok. Tester abi var ya, hemen geri vites yapıyorsun. Abi sen arkadaşa bakma, şaşkınlıktan ne dediğini bilmiyor. Demek kızımı istemeye geldiniz. Abi evet de sen neden dans ediyormuş gibi duruyorsun? Benim animasyonu böyle ayarlamışlar. Mesela bizim çocuklar da 7/24 böyle duruyor. Ha, anladım, geçmiş olsun abi. Sağ ol. Gençler, şu arkadaşın sıkıntısı ne? Psikolojik problemleri var abi arkadaşın. Siz onu bir doktora götürün. Bunun bakışı pek hayra alamet değil. Vallahi yalan yok, ben de tırsıyorum abi bundan. Gençler, şimdi gelelim asıl meseleye. Yanınızda ne kadar para var? Ne parası? Başlık parası. Abi başlık parası mı kaldı bu devirde ya? Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Geleneklerimize, göreneklerimize de sahip çıkmamız lazım. Abi ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz yalnız? 222 milyon euro verin yeter. Abi Neymar'ı mı transfer ediyoruz? 222 milyon euro ne ya? Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Yok abi yok, biz kredi çeker hallederiz, sıkıntı yok. Ya bugün içerisinde 222 milyon euroya getirirsiniz ya da... Ya da... Evet. Orasını daha düşünmedim. O zaman abi sen bize ne yapacağını düşünmeye devam et. Biz o sırada banko... parayı toplamaya gidelim. Tester abi, gecenin bir yarısı bakkalın önüne neden geldiğimizi sorabilir miyim? Bakkalı soyacağız. Lan adam 222 milyon euro istedi, 222 milyon euro. Bakkalda ne arar o para? Harbi de bakkalı soyacağız diyor ya. Bizim Hakkı'nın bakkalı bu. Ha, bakkal Hakkı dayın olunca para oluyor kesin zaten. Tamam neyse, hadi gel gidelim. Yok, biz dışarıyı gözleyelim. Ya tamam ya, ne haliniz varsa görün, ben gidiyorum hadi. Cevahir oraya gitsin, Cevahir şuraya gitsin, Cevahir eşim ailesin, Cevahir Neymar'ı transfer etsin, Cevahir bana kızansın, aman Cevahir. Slender? Cevahir abi. Sen ne yapıyorsun lan burada? Hakkı dayının yanına işe girdim abi. Ne alaka lan? Neyse tamam, benim için önemli değil. Sen Hakkı dayı çağırsana abi. Hakkı bey, müşteri sizi çağırıyor. Hakkı dayı ne yapıyorsun? Neyi? Neneyi. Neneyi. Lan ne oluyor, ortalık karıştı, bir dakika. Hakkı dayı, bize borç para versene diyecektim ya. He? Borç para diyorum, borç para verir misin? Olmaz. Olur. Vermem. Ya verirsin sen, verirsin. Dayı kolay gelsin, sizi dükkana soymaya geldim. Tamam. Bekle, kasayı boşaltayım. Tamam dayı, bekliyorum. Hop, ne oluyoruz lan? Hakkı dayı, sen de bize borç para vermiyorsun, adama marketi soydurtuyorsun. Ama çok ikna edici konuştu. Hakkı dayı, bana ne olmaz ya? Kardeşim sen de baksana, ilk ben geldim buraya ya. Bana ne kardeşim, önce sen geldiysen? Ne demek bana ne ya? Sırını bekleyen kardeşim. Zaten kafasında kese kağıdı olan hırsız mı olur lan? Sana ne lan benim yaptığım kombinden? Kombin ne lan? Birader sen hiç bu tarz benimi izlemedin mi ya? Yo, hiç izlemedim ki. Saat kaçta kaç arası oynuyor? Vallahi bilmiyorum ya. Hafta içi denk geldim, ben de izliyorum. Affedersiniz, bölüyorum ama bana bir konu hakkında yardımcı olur musunuz? Marketi soyuyorduk ama buyur sen söyle. Kızımın içinde demon kaçtı da, hani diyorum bir el atsanız da çıkarsak. Lan bize ne senin kızın içine demon kaçtıysa? Eğer yardımcı olursanız size çok para veririm. Çok para derken? Çok para. Tamam da ne kadar çok? Çok para. Lan ne kadar çok? 222 milyon euro veririm size. Tamam 5 dakika oradayız. Hocam konuyla alakası olacak ama evin dekorasyonunu siz mi yaptınız? Bizim mimar var, o halletti hepsini. Kaça tuttu peki? Kaça tuttuysa tuttu, sana ne? Biz konumuza dönelim. Evet, Tester abi doğru söylüyor, biz konumuza dönelim. Sizin kız ne zamandan beri böyle? En son Game of Thrones izlediğinden beri böyle. Aslında benim bu işlerden anlayan bir tanıdığım var, ona danışmak lazım. İlginç, bayağı ilginç. Hocam sorun ne, çözebildiniz mi? Bu kızımızın içine 7 harfli girmiş. Hocam bu 7 harfli bizim 7 harfli değil değil mi? Evet evladım. Bu kızımızın içine de Pikachu girmiş.
Lan başlayacağım Pikachu'na. Adam Pikachu ile kafayı bozmuş. Zaten bende hata. Seni niye çağırıyorsam? Benim bir tanıdığım çocuğu var bu işlerden anlayan. Onu çağırayım, o da baksın. Testeray, bu çocuk niye mal gibi kaldı ya? Baka girdi herhalde. Sensiz bir gün geçmiyor. Gözlerim dalıp gidiyor. O bakışın, o gülüşün hiç aklımdan çıkmıyor. Çocuk kafasına mı sıktı? Yok yok, oyuncak tabanca, o bayılmıştır, o bayılmıştır. Doğru doğru, bayılmıştır o. Bunların hepsi Pikachu'nun oyunu. Oldu o zaman, biz müsaadenizi isteyelim. Şimdi tanık yaz, evden beklerler bizi. Benim de randevum vardı. Ya Tester abi, yine başladığımız noktaya geri döndük. Cevahir, bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin Tester abi? Ben kızı kaçırayım mı? Kaçır be Tester abi. Kaçırayım deme. Kaçır be abi. Hadi o zaman kızı kaçırmaya gidelim. Durduğumuz kabahat, gidelim be abi. Ya Tester abi, bizde çabuk gaza gelme problemi var değil mi? Bence de var. Hazır buraya kadar gelmişken git kaçır kızı bari. Kaçırayım kaçırayım da. Kapıda köpek var yazıyor. O bir şey yapmasın. Yok ya, köpek falan yoktur. Korkutmak için koymuşlardır onu. O zaman ben gideyim. Tamam hadi, bir koşu gidip getir. Biz burada bekliyoruz seni. Tester abi. Adamlar içeride ejderha besliyor lan. Ya ama ben nereden bileyim adamların ejderha besleyeceğini? Gel bari eve gidip yoğurt sürelim. Yanıklara iyi gelir. Ya yine başladığımız noktaya geri döndük. İyi geceler sayın seyirciler. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Yarım saat önce Los Santos'a UFO düştü. Evet, yanlış duymadınız. UFO düştü. İşte UFO'nun yol açtığı büyük zarar ortada. Aldığımız son dakika bilgisine göre düşen UFO'nun içerisinde tanesi 222 milyon euro eden uzaylı yumurtaları bulunmakta. Ve söz olayları bize aktarması için görgü tanığı Red Bey'de. Görgü tanığı Freddy Bey'in olaylar hakkında aktardıkları bu yöndeydi. Olay yerinden yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Cevahir, gidelim mi? Hayır. Gidelim gidelim. Hiçbir güç kuvvet beni oraya götüremez Tester abi. Ya ben niye her seferinde istemediğim şeyleri yapıyorum ya? Cevahir. Her sanki buraya geldik de güvenlik önlemlerini aşıp geçebileceğim ben. Cevahir. Ya ne Cevahir Cevahir, ne oldu Tester abi? Şu bizim Chucky değil mi? Nerede? Bak bak, şu sağ tarafta. Yuh, adam yolu bulmuş lan. Lan bu psikopat nasıl yolu buldu? Neyse dur, ben şunun yanına bir gideyim. Lan Chucky, beni korkutuyorsun ha. Söyle bari, bir şeyler görebildin mi? Ne, orada mı bir şeyler gördün? Oğlum ne gördüğünü söylesene, sorunlu musun lan? Yok ya, gidiyorum ben ya. Lan herkes mi sıkıntılı olur ya? Çocuğu sıkıntılı, akrabası sıkıntılı. Akşam akşam başıma gelenlere bak ya. Vallahi adamlar yapmış be. Aha! Eliye mi la o? Hocam kolay gelsin. Oo, Elin abi sistemi iyi toplamışsın ha. Windows kaç bu? Konuşasın yok herhalde. Neyse hadi ben konuya geçeyim. Elin abi, sizin şu yumurtalardan bana 2 kilo sarsana be. Bizim arkadaşı evlendireceğiz biliyor musun? Çocuğun parası yok. Başlık parası istediler bizden. Bizde de metaliye kurşun sıkıyoruz. Bir yardımda bulunsan diyorum. Olmaz mı? Diye bağırdım işte ben de uçarken. Şimdi bu saçmalıklara inanmamı beklemiyorsunuz değil mi? Gelmişsiniz bir de koca koca adamlar, boyunuzdan posunuzda utanmadan yalan söylüyorsunuz. Hayır, şu küçük çocuğu katmıyorum, onun boyu pek yok da. Ki onun sıkıntılar var. Neyse. Paranız yoksa param yok, fakirim fukarayım diye niye yalan söylemekle uğraşıyorsunuz? Sen bana baksana.
Akşamdan beri marketten uzaylısına kadar herkese gittik lan para toplayabilmek için. Ya şu kızı ver ya da ağzını burnuna atarım seni artık. Yeter lan. Tamam. Ne tamam? Verdim gitti. Hak etme lan. Zaten evde kaldı bu, kimsenin aldığı yok. Lan sadece atar yapmak yetiyormuş ya lan. Kızım gel bak, seni istiyorlar. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Testere abi bir şey soracağım. Şimdi onca şeyi biz sen Samara ile evlen diye mi yaptık? Evet. İki sene boyunca sürdürdüğümüz korku filmlerinde bir Türk serimizin 6. ve son bölümünden de bu kadardı. Umarım bütün seri boyunca Cevay, sizleri eğlendirebilmişizdir arkadaş. Cevay baksana be. Ne oldu? Video kapalı video. Hayır. Yok video bu sefer yemem tester abi. Hayır olmaz hayır. Lan niye hayır. Yalan söylüyorum? Hayır kapanmadı kamera filan. Hayır yok işte. Öyle bir şey. Hayır. Niye ben sana yalan yok söyleyeyim? Yok yemezler işte. Yeme beni. Başa yanmıyor. Hayır dedim. Hayır neyse evet. Bütün seri boyunca bizlere eşlik eden herkese teşekkürler. Yeni serilerde görüşmek üzere. Cevay bu videoyu bana versene. Hadi lan hadi. Lan zaten bir ayda video yapıyorsun. Yok. Hayatta olmaz. Hadi ver. Hadi bir yaparsın. Bu sefer olmaz. Hayır. Hayır bu sefer vermem videoyu filan. Hayır. Hadi ben kamerayı kapatmaya gidiyorum.